Yine 777 biliyorum. Bu sefer yine 2 kişiyiz. Yine 777. Hatta 7777 1777 oluyor. Niye diyeceksiniz? Burada yine biz bir şey yapmadık. Bizden kastım ben bir şey yapmadım. Selçuk erken garaja dönmek zorunda kaldı. Maçta çok kritik bir adam vardı bu sefer Fırat. Fırat da 777'sini aldı. Şimdi ben bu bölgede sola doğru geçiyorum bu haritada. 777 ile Fırat biraz daha ortaya girecek. Ben burada geçerken acaba vurabilir miyim diyorum. Çok uzak bir bölgeye vuramayacağım için Es geçiyorum. Fırat dediğim gibi biraz daha orta bölgeye geçip oradaki tepeden bakıp hem spot vereyim hem de hasar atayım kafasına giriyorum. Bizim takım çok hızlı bir şekilde burada AMX 30'u indirdi. Ben gördüm burada vurabilir miyim? Evet başarılı bir atış Boraska ve Boraska da hızlı bir şekilde garaja yolluyoruz. Spot dedim. Burada çok hızlı girdik aslında biz oyuna. 2-0 öndeyiz. Çok önemli avantajımız var. Fakat biraz sonra bir Light'ın bir önceki videoda, ELC videosunda neler değiştirdiğini gördünüz. Fakat burada da bir Light'ın neleri değiştireceğini, hatta bir ağırın neleri değiştirebileceğini göreceksiniz. Bizim e, Light'ımız ileri doğru gitti, ölmek üzere e, ve geri geliyor. Çok mantıklı bir şekilde geri geliyor çünkü rakibin ELC'si çok iyi bir pozisyon almış durumda. Nerede bilmiyoruz ama tahminimiz şu bölgelerde, şu bölgelerde olabilir. Oraya kim geçse spotu yiyor. Ben tekrar edeyim spotu gördüğünüz gibi. Ve garaja gidiyor. 2-0 öndeyiz. Frat yardım istiyor. Fakat benim oraya geçme durumum var. Fakat ben burada kalmayı ısrarla sol tarafı da tutmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ve arkada da görüyorsunuz T30'uyla da Selçuk bize eşlik ediyor. O da arkada pususunu yapmış gelen olursa yapıştıracağım kafasında bekliyor. Tankımız daha kaybediyoruz ve artık işler bizim için çok can sıkıcı bir hal almak üzere. Çünkü Light'ımız gitti. 1 TD'miz gitti. T95 buradan basıyor. Burada hızlı oynatıyorum. T95 spotlandı ama onu denmesi çok kolay değil. Çok çok rahat denilebilecek bir tank değil. Zırh yapısı yüzünden e, ve topu da gayet sıkıntılı bir top. T95 aslında hem spot yapıp hem de burayı yarıyor gördüğünüz gibi. Nişanımı almaya çalışıyorum. Şuradan göstereyim. Belli belirsiz bir yerler buluyorum ama çok zor denmek. Yani Leopard gibi bir tank olması gerekiyor. Spotlamamanız gerekiyor ve rahat atış pozisyonda olmanız gerekiyor. T95 istifini bozmadan gelmeye devam ediyor. Şunun farkında. Beni denemeyecekler diyor. Beni delmelerine imkan yok diyor. Hemen yanında AMX var. AMX tankının spot vermesi lazım ama o da çok fazla gidemiyor. Onu da anlıyorum. İlk başta alması gerekiyordu daha agresif bir pozisyon. Agresif bir pozisyon alamadığı için T95 ve arkasında da diğer tanklarla birlikte bizim üzerimize sol tam basıyorlar. T95 gelmeye devam ediyor. Ben açık bir pozisyon buldum bulacağım gibi T95'in altından atışımı yapıyorum. Yine sekiyor. Gerçekten T95 güzel oynuyor. Sürekli sağ sol yaparak stabil bir pozisyonda durmuyor ve attığınızda merminin Stabil pozisyonda durmadığı için farklı bir yere gelmesine sebebiyet veriyor. Ben bu arada net bir pozisyon buldum. Bu sefer T95'e hasarımı veriyorum. T95 çok net bir şekilde geliyor. Hasar yiyor, canı çok fazla indi. Ben bir pozisyon daha buldum, atış pozisyonu. Bunu mutlaka geridirmem. Yine sekiyor. Yani olmuyor, olmuyor, olmuyor. Yine spotlanıyorum, geri gitmek zorundayım. Sağdan da yiyebilirim. Tam karşıdan da yiyebilirim. T95'in spot'u düştü. Bizim arkadaşlardan biri daha attı arkada. Scorpion. Fakat sağdan vuruyorlar bu kez. AF'yi zordan yükselerek taret şeyiyle şeyiyle ben depışında beni vurabiliyor. T95 vurdu çok ciddi bir hasar attı. Artık bir canımın yarısı gitti ve artık ben burada diyorum ki öldük. Şimdi burada ne oldu aga? Bu oyun niye koydun? Bak oyun da sadece burası önemli. Şimdi Fırat'ın pozisyonunu görüyorsunuz. Ben Fırat'ın pozisyonunu görmeniz için şöyle şurada gördüğünüz gibi. O 177... 777. Fırat basmaya da bilir. Diyebilir ki aga bana ne yani ben buradan çıkacağım ya buradan yersem ya buradan yersem der. Fakat Fırat yine bir önceki Yelsi'nin ELC tankının yaptığı gibi muazzam bir hareket yapıyor. Şimdi artık ben burada çaresizim. Sağdan yiyorum. Artı at, e, kobra atıyor. Özür dilerim. O da artı gibi atıyor. T95 üstüme giriyor ama arkadan 1777 yetişiyor. Scorpion Garajı yolluyor ama 777'nin yaptığı hareket bir kez ateş ediyor ama oraya gitmesi o kadar önemli ki evet Scorpion onu indirdi ama tek atışta hasar verdi ki yandan hasar verdi. Yaptığı pozisyon çok önemli ve bak işini yaptı T95'e hasarını verdi ve tekrar gitmesi gereken yere gidiyor. Bu da çok önemli bir şeydir bazen maçta 4000 hasar atarsınız 3000 hasar atarsınız ama boş hasardır boş hasar belki böyle kulağa çok hoş gelmiyor kardeşim 3000 hasar 4000 hasar atmışım bunun boşu mu olur hayır abi hızlı bir tankım vardır bir mettir dpm yüksektir ve son dakika kalan 6-7 tanka gider tıkır tıkır hasarını verirsin ciddi bir şekilde yüksek hasar atmış olursun ama Fırat bu maçta yanılmıyorsam 1600-1700 hasar atıyor maç sonu skorlarından yine bakarız fakat yaptığı şu hareket çok önemli bir hareket. Ha, evet Scorpion onu garaj yolladı. Fırat sadece bir hasar verdi. Fakat Fırat'ın arkasına geçmesi bile T95 için çok büyük bir poz şeydi, sıkıntıydı. Ben bu arada burada spotlanıyorum. Artık bu konuyu kapatalım. Fırat'ı alkışlayalım. Ben artık burada spotlanıyorum. Buraları hızlı oynatacağım. Geri gidiyorum. Pozisyonumu alıyorum ve buradan aşağı düşerek Fırat'ın yanına gidiyorum. Çünkü burada yapabileceğimiz bir şey yok. Zaten sürekli spotluyoruz. Tekrar gördünüz. Solundan yine spot yedim. Sol burası mı oluyor kameraya göre? Neyse. Solumdan spot yedim. Şimdi Buradan yükseleceğim sadece sağ taraftan korkuyorum Şu bölgeden yer miyim diye ama Adamlar da buraya geçmiş olabilir diye düşünüyorum ee, Frat yine çok hakim haritaya Net pozisyonunu koruyor Ve Atışın nereden geldiğini yani? ya da gelebileceğini bildiği için oraya doğru iniyor ben inerken IS-3'ten yiyorum IS-3'ün de nerede olduğunu az çok anladık Ben yükseleceğim Fırat da aynı anda yükselecek Ben Sağ tarafa bakıyorum birileri var mı yok mu bir hasar falan derken Fırat basıyor. Çok mantıklı bir şey yapıyor. Ve IS-3 spotlanıyor. IS-3'ü görür görmez önce Fırat sonra diğerleri sonra diğerleri sonra diğerleri. En sonunda ben vuruyorum ve IS-3'ü de garaja yolluyoruz. Bundan sonra hızlı göstereceğim maçı. Kepe e gireceğim. Çünkü e, sağ tarafta 3 tane tankları kalacak. Ve o tanklar öldürecek. Bizim ölecek bizim takım. Arkadaşlarımız o tankları öldürecek. Ve e, Light'ı yakalama durumuna gireceğiz ki Light'ı yakalamanın da bir mantığı yok. Bu arada soldan bana Light ateş etti orada ama e, hani gereksiz bir ateşti belki 200-300 hasar veririm diye ateş etti. Centurion tabi e, gidecek şimdi oraya Light'ın peşinden ama e, gereksiz bir hamle o ELC'yi asla yakalayamazsınız ki şu anda çoktan ELC buralarda olabilir. Burada bizim arkadaşlardan biri şakasını ateş ediyor belki Fırat ateş bilmiyorum kim ateş etti şakasını ateş ediyor ve e, bu savaşı da böyle kazanıyoruz. Tekrar söylüyorum maçta e, bu hareketlere ben alkışlık hareket ya da jeneriklik hareket ya da ne çok isim koydum her her şeyi söylüyorum anasını satayım ya da kritik hareket kritik müdahale diyelim tek bir hareket. Evet belki de maçı kazanabilirdik ama burada beni kaz burada beni koruması, arkadan ona basması, T95'in kafasının karışması ve Scorpio'nun delemeyeceği bir pozisyona değil de daha rahat bir pozisyona yanını belki Skorpiona göstermesi Fırat'ın sayesinde oldu. Ee, gerçekten de tebrik ederiz kendisine. Alkışlar. Şimdi maç sonu skorlara hızlıca bakalım. Evet, maç sonu skorlardayız. Gördüğünüz gibi ee, şöyle sar ortalamaların en başı alalım. Gördüğünüz gibi çok fazla bir şey yapmışız. 1200 hasar vermişiz. Ben 1200 hasar vermişim. Fırat 1562 hasar vermiş. Ama çok önemli bir şey yaptı. Dediğim gibi oradaki mükemmeldi. Ve e, hani kritik müdahale değilsek işte kritik müdahale budur. E, alkışlık hareket diyoruz. Fırat için Takım skoruna baktığımızda rakip takım oyuncuları özellikle Cobra bayağı bir hasar yağdırmış. T95 ki bence efsane bir hareket yaptı. T95'de 3000 küsur hasarla en üst seviyelerde yer alıyor. 3420 zırhından sektiriyor. 1356'da destek sayesinde hasarı veriyor efendim. Evet bu videomuz da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sağlıcakla.